Vay be. Çocukken ne mutluyduk biz. Bostan tarlaları vardı şehrin içinde. Meyve bahçeleri, tutum, üzüm, eriği. Pazardan alıp yediğimizi hiç hatırlamam. Hep kanımda. Şimdi söyle bakalım. Tırımı niye kaçırdın? Adamlarımı niye öldürdün? Bana öyle bir şey söyle ki seni öldürmeyeyim. Dikkatini çekmek istiyorum. Çektin. Seninle çalışmak istiyorum. Ne diyor lan bu? Düşmanının dostuyum. Farkındaysan. Farkındayım. Farkındayım. Ender'i koruduğum sürece ona bir şey yapamam. Biliyorum. Ama dostun olursa belki onu bana verirsin. Öyle bir şeyin olmayacağını üzülerek söylemem gerekiyor. Onu geçeceksin. O zaman daha fazla dikkatini çekmem gerekiyor. Sırf benimle çalışmak için, öyle mi? Sırf seninle çalışmak için. Evet. Kararın nedir? Beni yanına alacak mısın? Yoksa adamlarını öldürmeye, tırlarını kaçırmaya devam mı edeyim?
beni yanılacak mısın? Yoksa adamlarını öldürmeye, tırlarını kaçırmaya devam mı edeyim? Ne oldu lan? Öyle anlaşıyor komiserim. Kahretsin be! Sayın savcım. Dahan deşifre oldu sanırım. Ne dedin? Vuruldu. Sonra da mikrofonunu buldular. Müdahale edelim mi? Şu an bir şey yapamayız. Dahan'ı kaderine terk etmek zorundayız. Anlaşıldı sayın savcım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Telefonumu çekmiyor. Kapalı mı anlamadım ki. Kim? Dahan'ı arıyorum, ulaşamıyorum. Hmm. Kapalıysa çok önemli bir sorun var demektir. Ya anne ya. Canım ne var bu kadar merak edecek? Şarjı bitmiştir. Ne bileyim bir şey olmuştur. Beni de o bir şey olmuştur kısmı tedirgin ediyor ya. Mehmet abi arayayım ben. Ha, ara, ara da sor. İyice rezil et çocuğu eşine dostuna. Dahan'a ulaşamıyorum. İşi var da biraz. İşi olduğunu biliyorum zaten. Tekin Zerdan'la görüşecekti. Ve şu an telefonuna ulaşılmıyor. Onun için hiç mi endişelenmiyorsun? Biz ne zaman endişeleneceğimizi çok iyi biliriz. Çok şükür. En iyisi siz kendi işinize bakın. Biz de kendi işimize. Nasıl bu kadar rahatsın ya? Sen onun dostu değil misin? Selvi, bu işe karışma. Hele hele bize hesap sormaya hiç kalkışma. Bizim biadımız da, sadakatimiz de Dahan'adır. Sana değil. Aa, adama bak ya. Zerdan delikanlı adamdır. Racona ters iş yapmaz. Ama Dahan'ın telefonunun kapalı olması, bunca zamandır gelmemesi hayra alamet değil. Ne yapmak gerekiyor abi? Dur bakalım. Ben hele bir Zerdan'ı arayayım. Bu haini kim soktu içimize? Haddimi aşıyorsan bağışlayın. Ama siz. Bu işte bir terslik var. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Kallesin sen Tekin. Kalle sert! Asıl kalleşin kim olduğunu anlayacağız. Bu ne lan? Bu ne? Bizim kitabımızda böyle hainlikler yazmaz.
şunu bas yarana. Bas. Senin ne işin bitmedi daha. Kallesin sen Tekin. Kalleş sen! Anlayacağız asıl kalleşin kim olduğunu. Haklısın. Tekin mikrofonu görmüş olmalı. Bu ne lan? Bu ne? Bizim kitabımızda böyle hainlikler yazmaz. Al şunu bas yanına. Bas. Senin ne işin bitmedi daha. Kimsin lan sen? Kimsin? Ulan. Ulan ben bunu senin yanına bırakır mıyım ha? Bu bana yapılır mı ulan? He? Haber ver. Yani diyorsun ki senin pazarlığını sabote eden, seni düşmanının karşısında küçük düşüren hain Ender. Dahan'la nerede buluşacağınızı biliyordum. 2 saat sonra cennet kurusunda. Teke tek. Teke tek. Doğru söylüyorsan Ender'i sıkı bir baba dayağı bekliyor demektir. Ver ilanımı ara. Buyurun. Beril'cim nasılsın? Dün akşamki harikulade yemek için teşekkür etmek istedim. Ancak fırsat bulabildim. Sen ve kocan çok güzel ağırladınız beni. Teşekkür ederim. Ama öyle apar topar çıktınız olmadı. İşler beklemiyor maalesef. Ender evdeyse ona da bir teşekkür etmek isterim. Ya ben iletirim. Ender eve çıktı.
Öyle mi? Ava çıktı demek. Hı hı, hobisidir. Eskiden babamla sık sık çıkarlardı. Tabii vefatından sonra eline tüfeği almadı hiç ama... bugün uzun bir aradan sonra tekrar çıktı. Anlıyorum güzel, anlıyorum. Tekin Bey daha uyandı. Enderi getir bana. Son vukuatlardan sonra aramazsın sanıyordum. Öyle ya da böyle birbirimize mecburuz. Dağhan'ın peşine düşmeni istiyorum. Gene ne oldu? Öldü mü yaşıyor mu bilmem gerek. Nasıl ya? Tekin Zerdan'la uğraşırsan böyle olur. Rıdvan başkomiser gibi kim vurdu diye gidersin. Konusunda beceriklisin. Düşmanlarımı sevindirmeyi sevmem. Öleceksem de mücadelede de görürüm. Seni vurduran ben değilim. Savaşsa sonuna kadar savaşırım seninle. Ama pazarlık esnasında can güvenliğinden ben sorumluyum. Başına gelenler için gerçekten çok üzgünüm. Bize yakışmaz böyle hain pusular. Hele benim gibi bir adama hiç yakışmaz. Yakışmadı. Yakışmadı. Ama merak etme. Kim olduğunu buldum. Gerekeni yapacağım. İstersen doktor çağırıp yaranı tedavi ettirebilirim. Eğer gerçekten böyle bir niyetin olsaydı... beni bu kümese tıkmadan önce doktoru çağırırdın. Tekrar ediyorum. Çaldığın mallarım karşılığında tedavi ettirebilirim. Lüzum yok, ben doktorum. Ama daha iyi bir teklifim var. Enderi ver bana. Mallarını geri vereyim. Neyine güveniyorsun sen ya? Neyine? Bileğime. Yüreğime. Yerinde olsam bu kadar kırılan şeylere pek güvenmezdim. Bilek kırılır. Yürek dediğinse bir fiskede kristal gibi parçalanır. Teklifimi bir daha düşün. Yoksa burada kan kaybından öleceksin. Mate! Mate! Aşk! Acıktınız mı bakayım ha? Acıktınız mı? Ha? Bak, gördüğün gibi çocuklar da az zaten. Hem racondan bahsediyorsun. Hem ben yapmadım diyorsun. Hem de ben diyette diyorsun. Bu ne deriz, bu ne lanet turşusu Tekin. Krizi fırsata çevirmekte üstüme yoktur diye. Ben kurallarına sonuna kadar bağlı bir adamımdır. Kurallara bağlı olma, salak olduğum anlamına gelmez. Düşmanımı pamuk yataklarda ağırlayacak değilim. İstediğimi almam için iradeni kırmam lazım. Bunun için zorlanmayacağım ortada.
Güçten düşünce de bana haber verin. Konuşturmanın, mallarımızı geri almanın bir yolunu bulmalıyız. Yardımına ihtiyacım var. Dağhan'a ulaşamıyorum. Bugün Tekin Zerdan'la görüşecekti. Gebersin. Öyle söyleme istersen. Dağhan'ı sevdiğimi biliyorsun. Artık hiç saklamıyorsun değil mi? Hı? Ben sana bir kalp verdim, gittin onu Dağhan'a verdin değil mi? O kalp için Dağhan'ın hayatını mahvettiğimizin farkındasın sen değil mi? Abi, bak en azından burada böyle yaşamaktansa, he? Hem daha ne kadar kaçacaksın Zerdan'dan? Kaçabildiğim yere kadar kaçacağım. Anlamıyorsun galiba. Seni şu an koruyabilecek tek insan Dağhan. Ancak onun yanında güvende olabilirsin. Ne diyorsun kızım sen? Kafayı mı yedin? Dağhan beni bir kaşık suda boğar be. Boğmaz. Kardeş olduğumuzu biliyor. Ne? Niye dokunmuyor artık sana sanıyorsun? Abim olduğun için. Ne diyorsun? Yardım edecek misin Dağhan'ı bulmama? Hoş geldiniz Ender Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin. Abi iyi geçmedi galiba. Bilmiyorum, yorgunum sadece. Sen nereye gidiyorsun? Şirkete uğrayacaktım. Bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Aşkım biliyorum bugünlerde her şey üst üste geldi. Ya babanın hastalanması da acabası. Sormaya çekiniyorum ama... Aklımda, kalbimde hep orada. Çocuğumdan bir haber var mı? Yok ama merak etme, arattırıyorum onu. Çok yakında bulacağım. Ne olur çabuk olmalarını söyle. Yoksa kahrımdan öleceğim. Şş, bir daha ölüm lafı duymayacağım ağzından. Yapamıyorum. Bebeğimi yüzüstü bıraktığım için nasıl bir vicdan azabı yaşadığımı tahmin bile edemezsin. Onu bir an önce bulup kendimi affettirmek istiyorum. Merak etme. Çok yakında o da olacak. Önce Dağhan bir hayatımızdan çıksın. Sen, ben ve oğlumuz bir aile olacağız. Dağhan'dan kurtulma ihtimalimiz var mı ki? Bugünden sonra olabilir. Ne oldu ki bugün? Hiç. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Tekin Bey misafirimiz olmanızı istiyor. Sizi almam için bizzat beni gönder. Maalesef işim var. Müsait bir zamanda uğrarım. Ender Bey, sizi derhal görme konusunda oldukça ısrarcı. Lütfen. Kendi gelsin o zaman. Ne oluyor? Yok bir şey. Tekin denen heriften ben hiç hoşlanmadım.
Sen de fazla yüz göz olma. Evimde ya da yakında görmek istemiyorum. Ben bir duş alacağım. Efendim. Selvi merhaba, ben Biri. Kim olduğunu biliyorum. Daha hani ulaşamıyorum da. En son ne zaman görüştün? Seni ilgilendirmez. İyi tamam, beni ilgilendirmez de iyi mi kötü mü onu söyle bari. Endişeleniyorum onun için. Senin Dahan için endişelenmeye hakkın yok. Bu bir. İkincisi o ruh hastası. Eşinle ne ilgili belirsiz dostlarını hayal kırıklığına uğratmış gibi olacağım ama Dahan çok iyi. Daha da iyi olacak. Ne işin var lan senin burada? He? Şu an kavganın sırası değil. Dahan'ı bulmamız gerek. Tehlikede olabilir. Dahan tehlikedeyse buna ne? Hem hoşuna gider zaten bunun. Yılmaz bize yardım edecek. Bize? Kusura bakma avukat hanım ama senin zengin fantazi dünyandaki gibi yürümüyor bizim burada işler. Hem Dahan'ın başına ne geldiyse bu itlerin yüzünden geldi. Lan bas git buradan, geberteyim seni ha. Hadi. Lan gel. Aa, gel. Durun. Gel, gebertsene lan. Ha, bak 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 bak, bir de dayılanıyor. Gel. Bak. Ya durun ikiniz de. Şu an hiç sırası değil. Ya böyle yaparak sadece Tekin'in ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Şu an hepimizin akıllıca davranması gerekir. Dahan için düşmanlığı bir kenara bırakacaksın. Sen onun dostu değil misin? Dosttan da öte. Can borcum var benim Dahan'a. Ona borcunu şimdi ödemeyeceksin de ne zaman ödeyeceksin? Abi sen kendini şu an Dahan'a affettirmeyeceksin de ne zaman affettireceksin? İki kapısı var. Biri burada, diğeri burada. İkisi de olağanüstü korunuyor. Evet. Ama Dahan'ın burada olup olmadığını bilmiyoruz. Emin ol orada. Kafeste. Sen nereden biliyorsun? Teşriki mesai yapmışlığım var. Dahan buradaysa bile Serdan'ın evine baskın yapamayız. Çünkü sayıca bizden çok fazlalar. Bu yüzden diyorum ki Tekin'le ben yüz yüze görüşeyim. Asla. Olmaz. Buna izin vermiyorum. Abi senden izin istemiyorum. Avukat hanım. Zaten Dahan da böyle bir şey yapmanızı istemezdi. Ben öncelikle Serdan'la görüşeceğim. Muhtemelen karşılığında tırlarını isteyecektir. Tır mı? Ne tırı? Ben de vereceğim. Karşılığında da Dahan'ı almayı umuyorum.
Ya umduğun gibi olmazsa, anlaşamazsanız? O zaman Dahan'ı nerede tuttuğunu bulup gece vakti sessizce kurtaracağız onu. Bakın arkadaşlar, her ne yaparsak yapalım çok sessiz olacağız. Eğer bir silah bile patlarsa ortalık kan gölüne döner. Dahan'ı kurtaramayacağımız gibi biz de onunla birlikte mefta oluruz. Haberiniz olsun. Oğlumu sayıklıyor. Bir oğlu varmış demek. Gerekirse işkenceyle konuşturacağız Dahan'ı. Ama konuşturacağız. Tırlarımın yerini söylemek zorunda. Maalesef. Ender Bey davetinize icabet etmek istemedi. Kendi gelsin dedi. Dayağı ayağına çağırıyor demek. Can sağ olsun. Arabayı hazırlayın. Hoş geldiniz Asuman Hanım. Hoş bulduk. Ender nerede? Yukarıda odasındalar. Ay, sen miydin? Ya şaşırmış gibisin. Ya insan bir hoş geldin anneciğim der, bir öper. Babam nasıl? Şirkete gitti. Şirkete mi gitti? Niye gönderdin adamı ya? Adamlar doğru düzgün iyileşmedi. Dinlenmesi gerekiyor. Sözümü dinlediğin mi var? Yaşlandıkça huysuzlaşıyor. Sanki o yaşlanıyor, sen olduğun yerde kalıyorsun. Ay yine karınla kavga ettin, hırsını benden çıkarıyorsun galiba. Hem nerede Beril? Gelsin anlatsın bakalım Tekin nereden bulmuş. Öyle sürpriz misafir diye bizi bir araya getirerek ne yapmaya çalışıyor? Neyin peşinde? Beril'in bir suçu yok. O Tekin denen psikopat gelip kendini tanıştırmış. Bizim saftirikle beraber yemek yiyelim istemiş işte. Yani hesap sorulması gereken birisi varsa Beril değil, o Tekin denen hıyar. Ayrıca onu da sen soktun hayatımıza, sen çıkaracaksın. Öz babanla seni tanıştırdığım için hiç pişman değilim. Seni Dahan'dan koruyabilecek tek bir kişi varsa o da o. Öyle bir şey gerek yok. Dahan defteri kapandı. Nasıl kapandı? Ya seni ilgilendirmez. Ayrıca bence gitsen iyi olacak artık. Biricik oğlunla biricik aşkın arasında kalmanı istemiyorum. Ne demek bu şimdi? Yani Tekin gelecek, karşılaşmanızı istemiyorum demek. Babandan mı kıskanıyorsun beni? Saçmalama. Hadi ben seninle yolcu edeyim. Hadi. Ya Ender Bey. Ender bu ne? Asuman Hanım arıyor efendim. Sultanım. Ben seni oğlumu koru gözet diye çağırdım. Başına bela ol diye değil. Korkup sana mı şikayet etti beni? Eteğinin ardına saklanmıştır eminim. Ender'i tanımıyorsun. O öyle biri değil. Ender öyle biri değilmiş. Senin oğlun babasını düşmanının gözünde kalleş durumuna düşüren korkak itin tek. Rezil etti beni. Zerdan'ın raconunu çiğnedi. İtibarımı iki paralık etti. Seninle anlaşamayacağız biz. Sen ve racanın. Hep aynı terane. Kusura bakma ama oğlum ne yaparsa yapsın ona dokunamazsın. Öyle mi? Biz biraz hava almaya çıksak iyi olacak. Tekin denen herife Ender korktu kaçtı dedirtme. Ender lütfen. Kızgınlığı geçene kadar gözüne görünmesen iyi olacak. Tekin neler yapabileceğini bilmiyorsun. Biliyorum.
Ama o benim neler yapabileceğimi bilmiyor. Ne yani? Baba katili mi olacaksın, bu mu? Yani ikiniz de saçmalıyorsunuz. Biraz sakinleşsin, oturup konuşursun. Ondan sonra istersen görürsün, istersen görmezsin. Ama yangına körükle gitmenin bir alemi yok. Ender, kaybedeceklerini düşün. Sen her şeyden önce bir babasın. Oğlun için hayatta kalman lazım, güçlü olman lazım. Hem belki bu bahaneyle beni torunuma götürürsün ha? Hoş geldiniz Şahika Hanım. Hoş bulduk. Babam mı geldi? Evet efendim, Belin Hanım da yanında. Baba. Doktor sana dinlenmen gerek demedi mi? Ne işin var burada? Yeter ama ya, yat sıkıldım. Sen yoksun. Ender'den de bir hayır yok zaten. Bu şirketle birinin ilgilenmesi gerekiyor. Artık ben varım. Size yardımcı olacağım. İnşallah kızım, inşallah. Muhasebe müdürü de bekliyor sizle görüşmek için. Sen Şahika'yla biraz vakit geçir, ben de işlerimi halledeyim. Tamam. Çok mutlu görüyorum seni bu aralar. Maşallah mı demeliyim? Artık ne istediğimi biliyorum. Ve bu da bana güç veriyor. Babamla ne konuşuyordunuz geldiğimde? Pek hoşnut olmamış gibiydi. Sen bundan sonra ben yardımcı olacağım falan dedin. Hisselerimin kontrolünü almak istediğimi söyledim. Yani ben sözümü tuttum. Ya sen? Dağhan'la konuştun mu? Ben teklifini ilettim Dağhan'a. İlgilenmedi. Yani benimle ortak olmak istemedi. Tam öyle değil aslında. Beraber başladık, beraber devam edelim diyor. Ortaklığımız bozulsun istemiyor. Bana bak Vildan. Burada ne olursa olsun bu arabadan çıkmayacaksın, tamam mı? Tamam dedim ya. Zaten seni niye getirdik ki buraya? Bir söz dinlemedin. Hoş geldiniz. Beyefendi yolda. Gelmek üzere. O gelene kadar size bir kahve ikram ederim. Buyurun. Thank you.
Abi! Dur, sakın. Kapat o kapıyı. Kapat o kapıyı, Vildan. Kapat o kapıyı. Vildan. Bana bak. Bana bak. Bak. Sana dağını getireceğim, tamam mı? Sana söz veriyorum. Ama sen de bana söz ver. Bu arabadan dışarı çıkmayacaksın, tamam mı? Tamam mı? Vildan sözü. Vildan sözü. Tamam. Efendim, sizi buradan uzaklaştırmam gerekiyor. Ne oluyor? Malikanenizde çatışma çıkmış. Dağının adamları. Mehmet buna cüret etmiş demek ki. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ama efendim. Eve Süleyman, hadi. Gelin bakalım, gelin, gelin. Seni Asuman'la tanıştırayım. Merhaba Asuman, ben Ender. Ender mi? Benim oğlumun adı da Ender. Sen benim babamın annesi misin? Evet. Gürültü kirliliği. Resmen gürültü kirliliği. Kaç martı, kaç kuşu öldü şimdi kim bilir. Martıları sever misin? Sadede gel istersen. Seni tanımaya çalışıyorum. Benim gündemim bu. Oradan kimse sağa çıkamaz nasıl olsa.
ve ben senden çok hoşlanıyorum. Ölümlü dünya işte. Neden erteleyerek yaşayalım ki? Ne istiyorsak şimdi yapalım. Haklısın. İçimizden geldiği gibi davranmalı. İn aşağı. Arabayı sen kullanacaksın. Çalıştır hemen. İn dedim. Sevdin galiba. Çevreden çatışma sesleri geldiğine dair duyum aldık. Atış talimi yapıyorduk. Evinizde. Evim 15 dönüm arazi üzerine kurulu. Pek çok hobim için özel alanlarım var. Arka tarafta da ufak bir poligonum var. Bir gün bakan beylerle beraber seni de davet edebilirim. Neydi adın? Metin. Metin. Atlara bakan Mayter'i çağırın. Çabuk lan! Oğlum çabuk! Metin'i nereye mi baktıracağız? Öbür türlü polise yakalanırız. Hastaneye gidersek polis karışır. Yaran çok ağır. Ben nasıl olması gerektiğini anlatırım. Hem sen de varsın yanımda. Sakın, sakın. Dağın. Ya doktor nerede? Dağın. Gel. Çok kan kaybetmiş. Kan grubu bilen var mı? A pozitif, benim kan grubum. Gerekiyorsa hemen kan verebilirim. Söylediğim malzemeleri hemen tedarik edelim. Hadi oğlum çabuk. Çabuk olun. Aa.
söz veriyorum, kavuşturacağım oğlunu. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Canım benim. Ne kadar da sana benziyor. Dalga mı geçiyorsun? Yok. Çocukluğuna çok benziyor. Ben yatırayım paşayı. Börekler de birazdan pişer. Ender çok sever. Niye zahmet ettin? Gel Lamia, otur şöyle. Yıllar sonra kaderde böyle karşılaşmak da varmış. Çocuk doğduktan sonra Ender hemen haber verdi. Çok mutlu oldum. Tabii. Süt annesine haber vermeyecek de kime verecek? Sabiha kucağıma verdiklerinde bütün dünyalar benim oldu. Ne güzel. Sana biraz kırgın. Ya insan bir telefon eder, haber verir. Hani torununa ben bakıyorum. Emin ellerde diyebilirdin değil mi? Ender sıkı sıkı tembih etti. Sakın kimseye haber vermeyeceksin diye. Hatta siz beraber gelince çok şaşırdım. Torunumu göreceğim diye başında boza pişirdim. İyi oldu. Çocuk da babasını çok özlemişti. Lamia, bu çocuğun annesi kim? Beril Hanım. Beril mi? Bugün Beril benden şirketteki hisselerinin kontrolünü istedi. Artık Ender'in kendi yerine karar vermesini istemiyormuş. Bence en doğal hakkı. Kendi hisseleri sonuçta. Hakkı ya da değil, bu durum hiç hoşuma gitmiyor benim. Ender'in elinde heba olacağına Beril ilgilensin daha iyi. Hem kim bilir, belki Beril'in bize daha fazla faydası dokunur. Ben sonuna kadar cesaretlendireceğim bu konuda Beril'i. Katliyen böyle bir şey yapmayacaksın. Tam tersi Beril'i vazgeçirmek için uğraşacaksın. Ama baba, Ender'in hali ortada. Şirketimizin, ailemizin itibarı... Senin de Beril'in de bildiğinden fazlası var. Sahip olduğu pay %30 falan değil. Sezai ölmeden kısa bir süre önce hisse dağılımında bir değişiklik yapmıştık. Borçlarıma karşılık %21 daha devretmek zorunda kalmıştım. Nasıl yani? Şirketin %51'i Beril'in mi? Yani büyük ortak o mu? Ya, maalesef. Ender çıktı mı? Sizden hemen sonra. Allah Allah. Şirkete de gelmedi. Nereye gittiğini söyledi mi? Hayır Beril Hanım. Tamam, sağ ol. Biz gitmeden kalkmazsa uyandırırım vallahi. Kalkar kalkar. Uykusu hafiftir onun. Efendim hayatım. Canım ben geldim, evde yoksun. Bir iki saat işim vardı, onları halledip geleceğim. Hoşça kal. Oh. Oh. Ender, Beril nasıl oluyor da
çocuğun kendinden uzak büyümesine izin veriyor? Lamia Hanım'ı tırtıkladın değil mi? Sorguya çektin kadıncağızı. Torunum hakkında her şeyi öğrenmek hakkım. Beril izin verdi. Çünkü anne olmayı hak etmiyor. Zorla mı aldın? Hayır. Kendi verdi. Götür çocuk esirgeme kurumuna ver diye. Daha kırkı çıkmamıştı çocuğun. Aman Tanrım. Bu nasıl bir anne? Çocuk da ağandan. Ne? Böyle bir şey kesinlikle kabul edemem. Vallahi ister et ister etme. Durum bu. Can düşmanın çocuğuna babalık mı yapacaksın? Babalık. Babalık ne ki ya? Ha? Çocuğu yapmak mı? Yoksa emek verip büyütmek mi? Yani Muzaffer'in bana yaptığı gibi. Tekin. Adam değil. Baba hiç değil. Ama Muzaffer'in gölgesi bile baba. O benim babam. O yüzden istediğim çocuğa istediğim gibi babalık yaparım. Sen de karışamazsın. O çocuğa emek veriyorum ben, şefkat gösteriyorum. Gözümden bile sakınıyorum. O yüzden o çocuk benim oğlum. Şu an bir tehlike kalmadı değil mi? Yaptığım müdahalenin bir doktor tarafından ameliyathane koşullarında yapılması gerekirdi. Yani? Bu geceyi atlatması önemli. Ancak o zaman hayatı riskinin olup olmadığını söyleyebilirim. Thank you.
iki çocuk. Dahan, Gürcü Zerdan'ı alt etti. Öyle mi? Öyle mi lan? Öyle mi lan? He? He? Sen neydiniz lan? He? Mallarımı çaldı. Evime çöktü. Kafama silah dayadı. Öyle mi? He? Ama hayatın hatasını yaptı. Dahan'ı öyle bir yerinden vuracağım ki... Gürcü Zerdan'a bulaşmak neymiş görsün. Kalk buna! Geç! Geberin lan! Siz neredeydiniz lan? Bunlar olurken siz ne yapıyordunuz? Neredeydiniz? Evet, sıra geldi futbol sayfasına. Beni de maça götürsene. Emin misin? Sen futboldan nefret edersin. Sen seviyorsan eğer, sevmeyi deneyebilirim. Ama söz veremem. O zaman anlaştık. Evet. Bu gazetede de okunacak bir şey kalmadı. Okuma okuma. Sıkıldın zaten. Ne yapalım? Televizyon seyretmek ister misin? İyiyim böyle. Hatta çok iyi. Acıktın mı peki? Aa, ama bir saat sonra yiyebilirsin. Veteriner bey saat 8'den önce bir şey yenmeyecek dedi. Selvi. Hiç romantik değilsin. Sen sanki çok romantiksin. Hem nereden çıktı şimdi bu romantik? Ya, ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde. İyiyim diyorum, hala televizyon diyorsun, yemek diyorsun. Ama sen o yüzden şey yaptın. Ha, ben o yüzden şey yaptım. Doktor, nasıl oldun? Daha iyisin ya. İyiyim abi, bomba gibiyim, merak etme. İyi. Bununla geçmiş olsun inşallah. Var mı bir isteğiniz? Abi. Annemler nasıl? Merak etme oğlum, iyiler. Çocuklar devreye değişti şimdi, her şey yolunda. Hala telefonlarımı açmıyor. Tekin'e giderken de aradım, açmadı. Hayır duasını alamayınca böyle oluyor işte. Bugün de babamın 40'ı. Annenin evliliği okutmuş, merak etme. Abi, çocuklara söyle de biraz eve erzak götürsünler. Annem mantı yapsın. Konu komşuya dağılsın. Babam çok severdi. Canına değsin rahmetli. Hastanelerde, morglarda Dağ'ın soy suratına herhangi bir kayıt yok. Birine gittin mi? Orada da bir hareket yok. Yani anlayacağın seninkisi yaşıyor. Herif 9 canlı çıktı ya. Biz de Tekin'i üstümüze kışkırttığımızda kaldık. Hayırdır inşallah. Siz... İyi akşamlar. Bunları abin gönderdi.
Kimmiş Ayşe? İyi akşamlar teyzeciğim. Bunları Dağhan gönderdi. Babası için yemek yapmanızı istedi. Biz yapar dağıtırız. Siz onları geri götürün. Yok, olmaz şimdi. Olur. Bal gibi olur. Annen kabul etmedi dersiniz. Nasıl kazanıldığını bilmediğim parayla hayır mayır işleyemem ben. Baksana. Kimsin sen? Ya abim seninle ne ilgisi olabilir? En son seni gördüğünde pataklıyordu. Yani hatasını anladı, sonra dost olduk. Ben de buna inandım. Tamam. Kendin ara, sor istiyorsan. Dağhan abi nasıl oldu? İyi. Çok iyi. Hadi işine bak sen. Bir şey mi oldu abime? Yok. İşte bugün Mevlüt var ya, üzgündü biraz. O da onu soruyor. Ara konuş istersen. Hem sesini duymuş olursun. Ya yok, sen de kusura bakma. Başımıza gelen onca şeyden sonra kime inanacağımızı şaşırdık. Doğru. Ama sen yine de güvenme. İnanma kimseye. Ben alayım o zaman o poşetleri. Yani ikna ederim annemi. Şimdi abimin gönlü kırılmasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi bırak, ben götürürüm. Yok tamam. Hesabım var onda.
kurban olduğum. Ben sana ne ettim, ne hatam, ne kusurum oldu da bana bunları reva gördün ağam? İdris, ne diyor lan bu? Ağam, senin adını kullanarak mekana çökmüşler. Geldiler, tepemize bindiler. Adamlarımın yarısını telef ettiler. Yarısını da devşirip kendi saflarını aldılar ağam. Peki kim? Necip bu herif, nereden çıktı? Arkasında sizin olduğunuzu biliyorduk ağam. Kim ulan bu herif? Doktor diyorlar ağam. Nadir'in Tekin'in mallarıyla beraber ortadan kaybolmasıyla bir ilişkisi var mı bunun sence? Vallahi beni kapattıkları yerden duyabildiğim kadarıyla var. Nadir'i birçok kez ağırladılar. Vay. Vay. Köyü köpeksiz sanıyor bunlar. Kolay mı lan mekana basmak? Hazırlanın. Bizim olanı almaya gidiyoruz. Emrin olur ağam. Hazırlıklı olalım abi. İti ite kırdıracağız. Lahan. Oğlum bak yaralısın. Ayakta duracak halin yok. Sen Servi'yle git. Ne istiyorsan bana söyle, ben halledeceğim. Anca beraber kanca beraber. Sen de gel benimle. Geleceğim. Ama işim bitince. Şimdi gel. Ne olur şimdi gel. Selvi. Bana inanıyor musun? Söz veriyorum, bana hiçbir şey olmayacak. Niye biliyor musun? Çünkü senin aşkın koruyor beni. Ölmeyeceğim. Sana kavuşmadan ölmeyeceğim. Söz. Kardeşin sana emanet. Eyvallah. Ender evde mi? Henüz uyanmadılar maalesef. İyi o zaman. Günaydın, öpücüğüyle uyandırayım ben. Beyefendi bir dakika durun, giremezsiniz. Tekin mi? Günaydın. Tekin Bey. Dedim. Kalk. Ne yapıyorsun? Polisi ara beni. Polisi çağırmanız kocanızın aleyhine olur. Ne de olsa Dağhan'ı öldürmeye kalkıştı. Ne? Sabah sabah bu kadar şaşkınlık yeter. Bize biraz müsaade edin. Lütfen. Buyurun. Lan sen, ha? Devam et!
Hoş geldiniz Şükrü Bey. Hoş bulduk Şahika Hanım. Buyurun. Teşekkürler. Dağhan Soysür'le aranızdaki ortaklığınıza dair istemiş olduğunuz sözleşmeyi hazırladım Şahika Hanım. Dağhan Bey'i göndermeden önce bir göz atın isterseniz. Tamam. Teşekkürler. Aslında ben bugün sizinle başka bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Şükrü Bey, yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Ben sizin ailemizin ve şirketimizin kötülüğünü isteyecek bir şey yapmayacağınızdan eminim. Siz hep bizim çıkarlarımızı korudunuz. Çok teşekkür ediyorum Şahika Hanım. Eğer bu güveni size verebildiysem ne mutlu bana. Umarım hislerimiz karşılıklıdır. Umarım siz de benim babamın arkasından şirketimize ve ailemize zarar verecek bir şey yapmayacağımı biliyorsunuzdur. Estağfurullah Şahika Hanım. Yani bunun aksini düşünmem asla söz konusu bile değil. Güzel. Çünkü şimdi isteyeceğim şey pek de normal bir istek olmayacak. Şükrü Bey, babamın vasiyetini okumak istiyorum. Ama... Biliyorum, kasada kilitli, mühürlü. Babamdan başka kimsenin görmemesi gerek. Bu istediğim şeyin aklınıza bin bir türlü soru işareti ve şüpheyi beraberinde getirdiğini de biliyorum. Zaten o yüzden en başında bana güvenip güvenmediğinizi sordum. Bakın Şahika Hanım, bu sadece size duyduğum güvenle ilgili bir durum olsaydı eğer... hiç düşünmeden okumanıza izin verirdim. Ancak diğer yandan da babanızın uzun yıllardan bu yana süregelen bana olan büyük bir güveni söz konusu. Ve ben asla babanızın bana olan güvenini suistimal edemem. Şükrü Bey, bakın zor durumda olmasam zaten sizden böyle bir şey istemezdim. Yardımınıza ihtiyacım var. Şahika Hanım, sizden rica ediyorum. Lütfen bu konuyu aramızda hiç konuşmamış olalım. Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Sen seninle bir yarım saat görüşmek istiyorum. Ne konuda? Bir araya gelince konuşsak daha iyi olur. Sorun yok değil mi? Görünür de yok. Ne yaptın? Eve mi bıraktın adliyeye mi? Şahika aradı. Onunla buluştular. Şahika mı? Şahika ve Selvi. İlginç. Ben de garipsedim. Kurt postunun altından kuzu, kuzu postunun altından kurt çıkıyor canına yandığımın dünyasında. Kime güveneceğimizi şaşırdık. Dost düşman birbirine karıştı. Dert etme Yılmaz. Kim dost, kim düşman ben öğretirim sana. Sen çok biliyorsun ya. Bildiklerim bana yeter. Bilmediklerimin ne vay haline. Benim için yaptıklarının farkındayım. Hayatın tehlikeye attın. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Ama... üzerime 11 sene önce işlediğin cinayeti yıktığını, iftira attığını unutmayacağım Yılmaz. Selvi burada bizimle kalmanı istiyor. Benimle de konuştu. Villam benim her şeyim. En kıymetli. Selvi de benim kıymetlim. Babamdan şirketin %51 hissesinin Beril'e ait olduğunu öğrendim. Senin için üzücü olsa gerek ama beni niye ilgilendirdiğini anlamadım. Ender'i köşeye sıkıştırmak istemiyor musun?
Kardeşlik bağlarınız bayağı güçlüymüş. Ender benim öz kardeşim değil. Annelerimiz farklı. Neyse dinle. Babamın vasiyetine ulaşmanı istiyorum. Bunu yapabilmem mümkün değil. Sen avukatsın. Bir yolunu bulursun. Hisse dağılımını merak ediyorum. Ender'in hisselerini de kendi üzerime yapmak için gerekeni yapacağım. Beri zaten kendi hisselerini istiyor. Böylece Ender dımdızlak ortada kalacak. Yani güçsüz, parasız kalacak. Ne diyorsun? Yapabilir misin? En azından Dağhan için. Sana babamın ve Osman'ın daha önce avukatımıza verdiği bir vekaletnameyi getirdim. Kendi adına üzerine değişiklik yaparsın. Kusura bakma ama evrakta sahtecilik yapacak değilim. Ben bunun için okumadım. Asuma, Ender'in annesi. Sürekli estetik yaptırmasına rağmen yaşlandığını bir türlü kabullenemediği için her yerde eski fotoğraflarını kullanıyor. Hayır, hayır. Ben bu kadını tanıyorum. Tanıyor musun? Ya doktor, benim epeydir kafamı kurcalayan bir şey var. Söyle abi. Polis bizim de Ender'i böyle aniden salıverdi. Ki senin bu kabarık dosyana bakınca beni bayağı bir pirelendiriyor. Buraya da çok kolay çöktük. Sen öyle san. Birazdan anlayacağız kolay mı zor mu. Adamı kaçırdık elimizden zaten. Dün Tekin'in evinden çıkarken SOTA'da bizi sorgulayan savcı hanımla komiser Metin öyle malak gibi duruyorlardı. İçeride kızılca kıyamet koparken kıllarını bile kıpırdatmadılar. Bak bu ilginçmiş. Yani bekledikleri fırsat kolladıkları bir şey mi var diyorsun? Ya da korudukları biri. Olabilir. O zaman kim olduğunu öğrenelim. Belki işimize yarar. Abi, bir bak bakayım istediğin ilaçları almış mıyım? Bakayım. Eyvallah, sağ ol. Doktor. Sen bu gidişle kendini de, bizi de öldürteceksin. Abi sen karıncanın hikayesini bilirsin. Karıncanın biri bir gün hacca gitmek istemiş. Demişler ki, ya sen küçüksün, yolda ölürsün. O da demiş ki, ölürsem de yolumda ölürüm. Yani abi anlayacağım. Ölürsem de babamın intikamı için. Oğlumu bulmak için ölürüm. Bu bana yeter. Tekin Bey.
Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Annemle babamla çok yakın olduğunuzu söylemiştiniz. Ben de onların biricik kızlarıyım. Yani tek çocukluğum. Evet. Dağhan'ın eski nişanlım olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Tartışmanızı duydum. Dağhan'ı Ender'e karşı koruyordunuz. Haksızlığa tahammülüm yok diyelim. Peki benim uğradığım haksızlığa karşı yapacağınız bir şey var mı? Dağhan'la benim bir çocuğum var. Onu arıyoruz. Ender biliyor ama beni oyalayıp duruyor. Yukarıda Ender'in sizden nasıl korktuğunu gördüm. Çocuğumu bulmam için bana yardımcı olur musunuz? Abi, geldiler. Hoş geldiniz. Pek hoş bulmadık. Kimsin sen? Doktor. Dağhan. Dağhan Soysuz. Mezun olabilseydim doktor olacaktım. Niye olamadın? Kader. Benim adımı kullanmış, adamın mekanına çökmüşsün. Aslında ona çökme demeyelim. O alandaki boşluğu değerlendirdik diyelim. Adın Sadık. Adın gibi sadık mısın? Osman Ağa'ya bir sor bakalım. Ne demek istiyorsun? Kız kardeşin sana emanet. Eyvallah. Thank you.
Evet, ne var ne söyleyeceksiniz çabuk söyleyin. Acelem var. Telefonun. Eyvallah. Ne o? Aramız bozuk mu? Aramız bozuk mu? Beni orada ölüme terk ettiniz. Az daha üzerime yerleştirdiğiniz mikrofonu Tekin Zer'den buluyordu. Başından söylemiştik sana daha. Bu yolda tamamen yalnızsın demiştik. Biz yeterince açık ve dürüstüz. Ama sen değilsin daha. Tekin'den malları karşılığında Ender'i istemeyecektin. Anlaşmamız böyle değildi. Malları bize teslim edecektin. Bir de yetmiyormuş gibi herife benim yanına al dedin. Biz senin Tekin Zer'den adamı olmanı isteseydik, Tekin'i yanına sokardık değil mi? Söz dinle Dağhan. Dediğimiz yoldan yürü. Ben bu yola kendi hevesimle girmedim. Ama madem girdim, nasıl yürüyeceğime siz değil, ben karar veririm. Tekin'in tırını bize teslim etmen gerekiyor. İçi silah yüklü bir tır. Ne yapacaksın Dağhan? Bir kısmını kendime ayıracağım. Malum tepemize çökmeye girecekler. Geri kalanını da başımdaki belayı def etmek için sadaka olarak dağıtacağım. Sen bizden daha akıllı olduğunu mu sanıyorsun lan? Evet. Dağhan, o kadar silahın dolaşıma girmesi ne demek sen biliyor musun? Kayıtsız, kuyutsuz... O zaman bir anlaşma yapalım. Çiftliğe baskın bekliyoruz. Ama ben bir çatışma çıksın istemiyorum. Malum, sağlık durumum elverişli değil. Çukur Sadık'la Osman Ağa'yı def etmek için bana yardım edeceksiniz. Biz karışamayız. Senin çocuğun var mı? Seni ilgilendirmez. Senin çocuğun var mı? Var. Çukur Sadık'ın sapık, sübyancı olduğunu söylemiştiniz. Evet. Kefalette serbest bırakıldığı birkaç davası var. Dünyayı pislikten temizlemeye ne dersiniz? Ne yapmamızı istiyorsun Dağhan? Bana geldiğiniz gibi gidin Çukur Sağda. Çiftliğine karşılık. Hakkında açılan davalara karşılık. Hayatına karşılık. Ne ihtiyacı varsa işbirliği teklif edin. Ben de tırdaki silahların bir kısmını size vereyim. Ben sana ne diyeyim Osman Ağa? Sen var git önce içindeki hainleri temizle. Alın lan bunu buradan. Ağam, ağam ben hain değilim ağam. Daha bugün geldiler ağam. Ben kimseyi satmadım ağam. Çukur aranıza sokan kimdi? Gürcü Zerdan. Nadir'i de Gürcü Zerdan'ı öldürdüğünü duymuşsundur. Şimdi duyuyoruz. Sır değil. Sorarsan öğrenirsin. Nadir kendi adamı. Olsa olsa mallarını çaldırttığı için cezalandırmıştır. Çaldırdığı için mi? Nasıl yani? E mallar Gürcü Zerdan'ın kendi deposunda. Ne diyorsun lan? Söylediklerinin doğruluğunu araştıracağım. Eğer haklıysan bu işte beraberiz. Eyvallah. Thank you.
Şu zıkkımı bu kadar çok içmenden hiç hoşlanmıyorum. Ama ne yalan söyleyeyim. Daha hangi bir zararlı alışkanlıklarını görünce... kahve değil zemzem suyu gibi geliyor mübarek. Zevkle yapıyorum, getiriyorum bir tanem. Afiyet olsun. Aşk olsun sana. Hani seviyordun sen Dağhan'ı? Ya seviyorum canım. Seviyorum da... seninle takışmayı daha çok seviyorum. Neye bakıyorsun bakayım? Hı? Bak. Sence bu kadınla... bu kadın aynı kadın mı? Evet. Bunların hepsi aynı kadın. Aynı tabii. Evet. Dağhan. Konuşmamız gerek. Ne işin varsa bırak hemen gel. Şayika'yı da al gel. Acil. Sanıyorsun? Asuman, benimle en son bu tonda konuştuğunda neler olduğunu hatırlatırım. Tekin, Ender'i rencide etmeye ne hakkın var? Evine gitmişsin. Karısının gözü önünde gururunu kırmışsın. Hak etmişti. Hem de Dağhan için. Dağhan düşmanın da olsa saygıyı hak ediyor. Büyük saygıyı hak ediyor hem de. Hak ediyor demek. Ben oğlumuzu ondan koruyasın diye seni hayatımıza soktum. Ben de Ender'i ondan korumak için bu işe bulaştım. Gel gör ki Ender'in öğrenmesi gereken bir ton şey var. Oğlumuzu hiç iyi yetiştirememişsin Asuman. Ender ne zaman ne yapacağını gayet iyi bilir. Çocuk değil, 35 yaşında. Üstelik de baba. Baba mı? Bilmiyorsun tabii. Tekin, senin bir torunun var. Onun için Ender'e daha özenli davranmalısın. Sen ona iyi bir baba ol ki... o da çocuğuna iyi bir baba olabilsin. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk Şahika. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Ne oldu? Geçmiş olsun. Sağ olun Zakir Hanım. Önemli bir şey değil. Ufak bir şey. Ah canım. Gel. Buyurun, buyurun. Gel, gel şöyle. Otur. Nedir bu kadar önemli olan? Çayınızı demledim. Kısırınızı da yaptım. Kısır mı? Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Buzluktan poğaçaları çıkar. Mikrodalgada şöyle ısıt. Pofuduk pofuduk yersiniz. Anlaşılan her şeyi siz yapmışsınız Zakire Hanım. Servis hiçbir şey yapmamış. Ben de servisi yapacağım neticede. Benim servis çok önemli ya. Ben öğretemedim artık. Sen öğretirsin daha hancım. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Bana müsaade. Bugün beni geri çevirdikten sonra evine davet etmem biraz sürpriz oldu. Görmenizi istediğim bir şey var. Bu kadın kim?
evimize ilk geldiği günü dün gibi hatırlıyorum. Yani saçları da tıpkı böyleydi. Tekin'in hiçbir duruşmasını kaçırmamış. He? Serdan'la ne ilişkisi olabilir ki? Zaten Asuman'la Tekin'in ilişkisini çözdüğümüz gün Tekin'in Ender'e niye yardım ettiğini de bulacağız. Bir dakika. Ben şöyle biliyorum. Tekin'in annesi Asuman'ın evinde çalışıyormuş. Sence bu yeterli sebep mi? Tekin'in hiçbir duruşmasını kaçırmamış diyorum. Hamileyken bile. Yani babanla evlendikten sonra bile takip etmiş mahkemelerini. Ender 7 aylık doğmuştu. Ayça! Hoş geldiniz Şarkı Hanım. Babam evde mi? Hayır, Muzaffer Bey şirkete çıktı. Asuman? O da çıktı. Tamam, gelirlerse haberim olsun. Ender'in şeyi var mı böyle gömleği falinası falan kirli de? Sanırım gömleği olması gerekiyor ancak yıkanmadı diye biliyorum. Tamam, öyle istiyorum. Getir bana onu. Şayka Hanım. Getirdin mi? İki gömleği vardı ama bir tanesi emniyetten döndüğünüz gece giydiği olan. Üzerinde kan lekeleri vardı. Onu getirmedim. Kan mı? Asıl o lazım bana. Bana onu getir. Ayça. Bunlardan kimsenin haberi olmayacak, tamam? Hadi çabuk. Hayrola? Bir yere mi yetişeceksin? İşim var. Ne işiymiş bu gene? Selvi. Ne? Ya benden başka bir işin olamayacağına göre söyle. Pansuman vaktim geldi. Hı. Zakire teyzen gelse de gitsem. O daha gecikir. Kız kardeşine gitti. Kız kardeşine? Teyze demiyor musun? Ya onlar beni istemediler. Hırlının mı, hırsızın mı çocuğu olduğum belli değilmiş. Aileyi alamazlarmış. Koca koca insanlar ufacık çocukla mı uğraştılar? Koca koca insanlar nelerle uğraştılar bir bilsen. Olsun. Canları sağ olsun. Ama Zakire teyzem büyük kadın. Hükümet gibi. Hepsini susturdu o dönem. Böyle kapı gibi durdu önümde. Onlarla da senelerce küs kaldı benim yüzümden. Hmm.
Ben senin şu pansumanını yapayım. Şahika Hanım, Harun Bey geldiler. Bekliyorum. Peki. Buyurun Harun Bey. Hoş geldiniz Harun Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Sizi bu saatte buraya kadar yordum, kusura bakmayın. Ben de sizden haber bekliyordum Şahika Hanım. Yani günlerdir stres içindeyim. Umarım Muzaffer Bey'le konuşacak vakit bulmuşsunuzdur. O konu biraz karışık. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ama Şahika Hanım, daha önce de dediğim gibi bir yaralama söz konusu. Yani böyle bir durumda polise... Harun Bey. Siz ailemizin sırlarını korumaya söz verdiğiniz için doktorumuz oldunuz. Umarım verdiğiniz sözleri tutamayacak kadar zayıf değildir sadakatiniz. Verdiğiniz sözü tutabilecek misiniz? Ailenize olan sadakatim benim için her şeyden daha önemli. O zaman şimdi sizden bir şey daha isteyeceğim. Bu da aramızda kalacak. Siz nasıl isterseniz Şahika Hanım. Bu gömlekte bir kan örneği var. Burada da bir saç kılı. Bu ikisinden DNA testi yapmak mümkün mü? Evet. Ne için yapılacak DNA testi? Ben bu iki kişi arasındaki kan bağını öğrenmek istiyorum. Peki bu numuneler Ender ve Muzaffer Bey'lere mi ait? Bu arada abimi aranıza aldığınız için teşekkür ederim. Doğru bir şey mi yaptım, yanlış bir şey mi yaptım emin değilim. Yaşayıp göreceğiz. Doğru bir şey yaptım. Hayatımdaki iki erkeğin dost olması, kardeş olması benim için çok önemliydi daha. İnsan böyle böyle aile oluyor. Bildiğim başka yöntemler de var. Yani oğlunu bulmayı kastediyorsan eğer... Onu da kastediyorum. Ama seni de kastediyorum. Baba olmak istiyorum. Oğluma kardeş istiyorum. Zamanı gelince... Senin de bana bu konuda yardımcı olacağını düşünüyorum. Ya daha. Çok özür dilerim. Çok canı yandı mı? Ay. Çok özür dilerim daha. Ne yapayım? Açayım mı? Ne yapsak? Açayım mı tekrar? Açma açma. Ay Allah ya. Pis ya. Bak ya. Öyle olur işte. Haklı mısın? Tır Tekin'in ambarında çıktı. Neymiş peki niyeti? Çözebildiniz mi? Niye kendi adamından kendi malını çalmış? Tekin başından beri Rusları istemiyordu. Kendi müşterisi vardı. Emir büyük yerden gelince el mahkum alışveriş yapardı.
malları kaldırıp Nadir'i öldürerek Ruslarla aramızı bozup kendi müşterisini araya sokmak istedi herhalde. İte ite kırdıracaktı aklınca. Kardeşi kardeşe desek? Sevdim seni. Yüreğine de bileğine de delikanlı adamsın. Bu meseleyi hallederken seni yanımda görmek isterim. Şeref duyarım. Öldü. Ambardan çocuklar aradı. Gece Osman Han'ın adamları gelmiş. Ambarı açtırmışlar. Tam takır kuru bakır. Mal yok ki içeride. İşte orası biraz karışık. Daha Han'ın kaldırdığı tırlar içerideymiş. Nasıl lan? Ben de anlamadım. Çocuklar yabancı sinek dahi uçurmadıklarını söylüyordu. Sinek dahi uçurmadılar da o kadar mal oraya nasıl girdi geri? Hı? Kim bilir ne dümen çevirdi daha Hamit'i. Bu adam çok tehlikeli. Çok uğraştıracak bizi. Kusura bakma, geciktim. Ha, aradım seni birkaç kere ama ulaşamadım. Acil bir toplantı çıktı, apar topar çıktım ofisten. Telefonumu da şarjda bırakmışım, haber veremedim sana. Boş ver, olur öyle. Nasılsın? Daha nasıl? İyi, ikimiz de iyiyiz. Şayka, ben dün istediğin şeyi yapamadım. Ama daha önemli bir bilgiye ulaşmamı sağladım. Biraz öyle oldu. Bakalım test sonucu ne çıkacak? Şimdi de ben senden bir şey istiyorum. Tamam. Ama önce ne olduğunu öğrenelim. Ben de senin gibi zor bir kadınım Selvi'cim. Daha bugüne kadar benim için çok şey yaptı. Hayatıma girdiğinden beri canını ortaya koydu. Dokunduğu her şeyi iyileştirdi, güzelleştirdi. Şimdi de ben onun hayatına dokunup iyileştirmek istiyorum. Sürpriz bir parti mi istiyorsun? Tamam, doğru adrestesin. Daha'nın bir çocuğu var. Ne? Ben onu bulmasına yardımcı olmak istiyorum. Babayla oğlu kavuşturmak istiyorum. Daha'nın çocuğu mu var? Hoş geldiniz Harun Bey. Hoş bulduk. Şahik Hanım evde mi? Maalesef. Şirkete uğradım çıktı dediler. Telefon da cevap vermiyor. Bunu benim için Şahik Hanım'a ulaştırmanı istiyorum. Yapabilir misin? Tabii ki. Geldiğinde kendisine veririm. Ama yalnız kendisine. Tabii, hiç merak etmeyin. Ulaştırırım kendisine. Thank you.
Muzaffer. Bir şey mi oldu? Bu ne rezalet? Bunca yıl bunu benden nasıl saklarsın? Doktorunu ara. Kalp krizi geçiriyor. Anne doktor çağır. Su getir. Bir şey yap ya. Babalık testi yaptırmış. Ya kriz geçiriyor. Babanın olmadığını biliyor. Ya saçmalama. Şu ilacını ver. O senin babam değil. Ya saçmalama. O benim babam. Kendine gel. Bunlar öğrenirse ne olacak biliyor musun sen? Her şeyini kaybedeceksin. Mirasını, paranı, pulunu, her şeyini. Ender sakin ol. Git lütfen. Ender. Oğlum. Böyle olsun istememiştim baba. Ender lütfen git. Böyle öğrenmeni istemezdim. Duyamayacağım. Hayatımda tek bir erkek vardı. Tek bir aşk. Ama o sen değildin. Tekin Serdan'dı. Hoşça kal Muzaffer. Sadece Dahan'la görüşmek istediğimi söyle. Beyefendi sizinle görüşmek istiyor.
Yaman delikanlı çıktın. İstersen bu beladan seni kurtarabilirim. Eğer Ender'i bana verirsen... Osman abi adamlarını buradan gönderebilirim. Muhakkak. Ama hayır. Bunu kabul etmiyorum. Ender'i sana vermiyorum. Girin içeri. Dümdüz üzerinizden geçin. Geçebiliyorsanız. Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın. Becerebiliyorsanız. Ben kimseye Gürcü Zerdan, dünkü çocuk Dağhan'dan korku dedirtmem. Ben kimseye Gürcü Zerdan diz çöktü dedirtmem. Olacak olan bu ama. Çok kan dökülecek. Sen de diz çökeceksin. Dene bakalım. Sözüm bu mu? Budur. Tamam. O zaman benden günah gitti. İki taraf için de çok büyük kıyım olacak. Ama eğer arzu edersen bu kıyımı birlikte durdurabiliriz. Benim sana daha güzel bir teklifim var. Kadınını istiyorum senden. Oğluna karşı sevgi istiyorum.